Işıklı. Her şey çok yolunda. Yaklaşık 6-7 yıldır olan bir problemi, hatta canlı yayına katıldım da sizden de istemiştim. Yüzümde bir egzama var demiştim. Yüzümdeki egzamam geçti. Onun müjdesini vermek için Ha, aradım. süper süper süper. Evet, yüzüm 6 yıllık yüzümde bir çene yapımında bir egzamam vardı. Tabii kortizon kullanıyoruz. Bir senedir tabii hiçbir şey kullanmıyorum. Düşünüyorum egzamamın sebebi nedir? Nedir derken daha bir hafta önce, tam bir hafta oluyor pazartesi bugün, bir hafta önce akşam yatarken aklıma geldim. Zaten düşünüyorum birisinin dokunmaması ya da dokunmak istemek. Dokunmak istediklerimi düşündüm, hiçbir aklıma gelmiyor. Ya da birisi bana zorla dokunmak mı istedi düşünüyorum, hiçbir şey aklıma gelmiyor. İşte biliyorsunuz Mart'tan beri takip ediyorum sizi. İşte geçen hafta aklıma geldi. Gece yatıyorken dedim ya, ben dedim 20'lik dişimiz çıkıyor ya. Travmam oymuş. 20'lik dişimi dedim, doktora gittiğim zaman doktor benim dişimi çekmek istedi. Ben yaklaşık, doktor benim dişimle bir saatten fazla uğraştı. Çenemi tutuyor. Ağzımı aç diyor. Açıyorum, aç. Dişimi bir türlü çekemiyor doktor. Babam dedi ki en sonunda, ben de o sıra ya 20 ya 21 yaşındayım. Şu anda 42 yaşındayım. Tarih, aradaki zamana bakın. Sonra babam dedi ki ya doktor bey dedi, çekemiyorsanız uğraşmayın dedi. Kalsın dedi. Adam da inat ediyor, çekecek. Çekemedi hocam, kırdı dişimi. 20'lik dişimi içinde kırdı. Ön dişimi de kırdı bu arada. Ben artık ağlamaktan ya adamından kurtulamıyorum. Adam bırakmıyor bir türlü. Ya babam bırak diyor. Ben bırak diyorum. Elini tutuyorum adamın. Bırakmıyor beni. Hocam travma buymuş. Çalışma yapmadım. Çalışma yapmadım. İlk defa bir şeyimde çalışma yapmadan. Ertesi gün oldu. Kızım küçük evde. Dedi ki anne dedi, sen yüzüne bir şey. Ertesi gün bak hocam. Ya bir şey hemen bak. İşte arkadaşlara da söylüyorum. Bir şey hemen belli eder mi? Hemen belli ediyor. 24 saat bile değil, 10 saat sonra kızım dedi ki anne sen yüzüne bir şey mi sürdün dedi. Yo dedim. Anne yüzünü dedi belleyebilir miyim dedi. Ben hiç olayın farkında değilim. Dedim ki ya hayır Beyza, şu anda git dedim. Akşam oldu. Beyza hala diyor anne sen yüzüne bir şey mi yaptın? Bir şey yapmadım dedim. Öyle deyince gittim aynaya, şöyle iyice bir inceledim çenemi, yüzümü, her yerimi. Baktım benim egzamam yok. Ya sürekli kabarır, sürekli kışınır. Yani sabah kalktığımda yüzümü böyle yerim, tırmalarım yanak, bu boyunlarım falan. Geçen haftadan beri yok hocam. Ya Gitti. yemin ediyorum tüylerim diken diken oldu. Yemin ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü niye Evet. biliyor musunuz? Yani altın vuruş nedir? Nasıl yapılır? Bazen yani doğru travmayı niye bulman gerektiğinin ne Evet. bir kitap yani örneği oldu. Yani inanılmazdı. Tüylerim diken diken oldu. Şaka değil. Ya işte hocam, ya ben zaten bir senedir artık sizi takip ediyorum, biliyorum ya. Ya her gün düşünüyorum ya. Bu arada yani 5 kilom gitti. Ona çalışırken, buna çalışırken 5 kilom da gitti. Ama yüzüm benim için, ya bak hatta ilk canlı yayına katıldığımda bile demiştim. Yüzümde egzamam var hocam. Çünkü yüzüm, insanın yüzü. Her gün birisi gördüm. Hanife yüzünde ne oldu? Krem kullanmıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Buyurun Kameradan hocam. bile yani bir değişiklik hissediyorum. Yani bir Ya çok kötü aslında da şu anda hiç güzel gözükmüyorum ama gerçekten ya herkese yayıyorum ya, biliyor, bir de bizim akrabalar biliyor ya, ailem biliyor yüzümün egzamam olduğunu biliyorlar yani. Hatta hemen derler Hanife şu yüzüne bir çare bulamadın mı? İşte doktora gitsin. Doktora gidiyorum ama egzama için ne olacak? Kortizon veriyorlar. Artık onlardan da bıktım. Şu bitkisellerden de bıkmıştım. Bir de bu arada bitkisel falan kullanmıyorum. Artık şey yapıyordum artık hocam. Kabullendim ben seni. Sen ne kadar kabarırsan kabar, istersen kaşın. Ben artık seni kabullendim diyordum. Ama işte Cenab-ı Allah'ım, hani şey diyorlar ya, travmamızı nasıl bulacağız? Hep ben bile 9-10 ay sonra düşün, bir gün gece yatarken aklıma. Bir doktorun, bir de 20 sene önce, hatta 22. Doktoru doktormuş hocam. ya muhteşem. İyi ki yayına bağlandınız Hanife Hanım. Yani
inanılmaz bir hikaye. Niye biliyor musunuz? Yani egzama geçirmenin mutluluğu değil bu. Sadece yani egzama geçiriyor. Geçmek ilk defa geçti diye bir olay değil. Sadece... Yok tabii. Bahar'ı da biliyorsunuz yani. Kızımı da biliyorsunuz. Tırnakları geçmesi. Benim için zaten o büyük bir mucize. Şimdi benim buradaki mucizem şu. Yani nereden nereye 20 sene önceki bir olayda diş çekmeye çalışırken beyin diş çekme travması sırasında o doktor burayı tutarken uğraşıyor. Evet. Senin beynin yaşadığı travma sırasında travmayla o dokunuşu eşleştiriyor ve uzak kalabilmek için, dokunuşu kesebilmek için burada bir olay başlatıyor ve sen 20 seneden beri sırf bu yüzden dolayı egzamasın. Hadi bakalım. 20 senedir değil hocam. 20 sene önce olayım oluyor. Yaklaşık 6 yıldır var. Ha. Bu arada bu da şunu anlatıyor. Demek ki her zaman yani beyin yani bir şey biliyoruz zaten bunu çok biliyoruz da yani neden hemen başlamadığının bir örneği var. Şöyle hep söylüyorum ya. Şimdi evet. Eğer doktordan ertesi gün sonra egzama olsaydın sen doktorla ilgili olduğunu anlar mıydın? Anlardınız değil mi? Ya o anlardık tabii evet. Zaten şimdi öyle bir şey olduğu zaman hemen diyoruz, müdahale ediyoruz zaten. Şu anlamda hayır genel olarak söylüyorum. Şimdi eğer biz sorunları travmadan hemen ertesi günü ya da 3 ay sonra ya da birkaç hafta içerisinde yaşasaydık o bağlantıyı evet. kurabilirdik değil mi dünya olarak yani insanlık olarak. Evet, evet ya hocam. Çok daha herkes derdi ki şu travmayı yaşadım ondan sonra bu oldu derdi değil mi? Ama 20 sene önce olan olay 14 sene sonra egzamaya döndüyse 20-6 olarak söylüyorum. Evet, evet. Peki o bağlantıyı nasıl kuracağız? Çünkü şu anlamda evet hocam. Bir söylem kurmak yani insanlar o yüzden anlamıyorlar bunun travma ile ilgili olduğunu. Çünkü travmayla sorunun başlama arasında bazen çok uzun süreler geçiyor. Evet, evet öyleymiş artık. Bariz kendimdeyim yani. Ben zaten şeyi de düşündüm. Acaba kaç yıldır var? 6'dan geriye doğru düşündüm. Şeyde çıktı. Oğlumun hamileliğinde çıktı. Oğlum şimdi 7'ye girdi. Hatta bak 7 oluyor. Oğlum 7'ye girdi. Oğluma hamileyim o zaman çıktı. Dedim hamilelikten dolayı mı acaba doktor hanım? Çok düşündüm acaba. Tam tarihini hatırlamak bile istedim. Ya günü gününe düşünmek istedim. Hamileyim daha yeni hamileyim. Yüzüm bozuldu. Ya, dediler ki oğlan çocuğu olacak işte senin yüzün ondan bozuldu. Ama yüzüm bozulma değil ki benim çene yapım resmen deri değiştiriyor ya. Deri atıyor resmen deri atıyor. Doktor hanım dedi ki yok dedi hamilelikle alakası yok. O aklıma geldi zaten. 6 yıl 7 yıl öncesi ondan söylüyorum zaten bariz. Ya bir de işte böyle bir şeyim var. Bu arada hiç boş durmuyorum zaten hocam. Etrafımda bayağı bir insan kitlesi oluşturdum. Gördüğüm herkese anlatıyorum. Ya Cinci Antalya'dan Cinci hocası diye mimlenmeye başladınız mı yoksa biraz daha vallahi olabilir hocam. Ya mesela birisi diyor ki işte panik atağım var. Ya panik atak nedir ki? Diyorum bir yerde boğulmuşumdur, suda kalmışımdır, bir şeydir. Egzama ayrılık ölüm. Hocam ya artık şey gibi oldum. Birisi diyor ki çocuğum öksürüyor. Ya alanla müdahale olmuştur, bir şey olmuştur. Altına artık şey gibiyim böyle. Hemen ağzımdan çıkıveriyor kelimeler. Ya susturamıyorum, kendimi durduramıyorum. Birisine hemen bir şey anlatasın.